Selamünaleyküm dostlar. Her zaman olduğu gibi son haberlerle karşınızdayız. Öncelikle İran'a başlayalım. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi resmi temaslar kapsamındaki ne kadar resmi denir o da tartışma konusu. Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi yetkililer tarafından karşılanıyor. Daha sonrasında havalimanı çıkışında Suriyeliler tarafından İbrahim Reisi'nin coşkuyla karşılandığı ifade edilmiş. Katil katil ağırlıyor şeklinde de bazı paylaşımlar yapılıyor. Bu haberi görmektesiniz. Yine özellikle Kremlin'e yapılan saldırıdan bahsedeceğiz. Artık Putin'in Zelenski'yi öldürme talimatı verdiği de ifade ediliyor. İlk olarak Kremlin'e İHA'larla saldırı düzenlendi. Ardından Rus ordusu İHA'ları imha etti. Saldırının ardından insansız hava aracının Kremlin binalarından birisinin çatısına çarptığı ifade ediliyor. Kremlin ise önce cevap vermek için hakkımızı saklı tutuyoruz açıklaması yapıldı. Ardından ise Rus medyasında Ermeni yanlısı, daha doğrusu Ermeni kökenli Margarita Simonyan, Sputnik ve RT'nin genel yayın yönetmeni, belki de gerçek zamandır şeklinde nükleer kullanılması gerektiğini söylerken, ardından Rus devlet medyasında şu haber paylaşılıyor. Kremlin, Zelenski dahil olmak üzere tüm üst düzey yetkilileri etkisiz hale getirme talimatı vermiş durumda. Rusya'nın gerçekten hassas füzeleri var ki Rusya'nın en etkili olduğu konu bilindiği gibi hassas atışlar yapmak. Dolayısıyla Zelenski dahil olmak üzere tüm üst düzey yetkililerin önümüzdeki günlerde vurulduğu haberlerini servis edebiliriz ki Zelenski'nin yer altında saklandığı, geceleri yer altında yaşadığı yönünde iddialar da var. Tabii ki de bunlar sadece iddia. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ölüm haberleri gelebilir. Ukrayna ise tüm bu saldırılarla hiçbir alakası olmadığını ifade ediyor. Biz her iki taraftan da karşılıklı açıklamaları yorum katmadan aktarmış olduk. Diğer haberlere bakalım. Belarus ordusu savaşa hazırlık denetlemelerine devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada denetlemenin en yüksek derecede savaşa hazırlık durumuna geçildiğinde komutanlar tarafından emirler kapsamında yapıldığını ve dolayısıyla eğitimlerin devam edeceği ifade ediliyor. Açıklamada askeri birliklerin amaçlarına uygun görevleri zamanda yerine getirmeye hazır olup olmadığını da kontrol edildiği not düşünmüş. Bosna'ya gidiyoruz. Bosna'daki savaşta başkent Saraybosna'yı kuşatan Yugoslav Halk Ordusu'na bağlı Sırp askerlerle şehri savunan Boşnak güçleri arasında 3 Mayıs 1992'de Dobrojalka sokağında yaşanan çatışmaların ardından hayatını kaybedenler için 31. yılında anma töreni düzenleniyor. Türkiye'nin Kırgızistan'ın bağımsızlığını 1991'de tanımasından hemen bir yıl sonra başkent Bişkek'te açılan Kırgız-Türk Anadolu Lisesi'nde 4 dilde eğitim verildiği ifade ediliyor. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı ve iki ülke Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatlarının uygulandığı okulun yabancı dil hazırlık sınıfında Kırgızca ve Rusça'nın yanı sıra Türkçe ve İngilizce eğitimi verildiği de bugün itibariyle Anadolu Ajansı'na servis edilen haberlerden bir tanesi. ABD, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu duyurdu. Sabah saatlerinde yayınladığımız videoda da İran ordusu tankerinin Malezya açıklarında yandığını ve daha sonrasında patlama olduğu haberini servis etmiştik. ABD'nin Bahreyn merkezi 5. filosundan yapılan resmi açıklamada 3 Mayıs'ta yerel saatte 06:20 sularında Niue adlı Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda terör ordusu İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından el konulduğu duyuruldu. Diğer haber, bilindiği gibi Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi yangın söndürme uçakları ve helikopterleri bugün itibariyle nispeten de olsa sorun birazcık da azalmış durumda. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri teslim töreni Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenleniyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan resmi açıklama yapıldı. Rusya'nın gece Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda İran yapımı 26 adet Şahit 136/131 İHA'yı kullandığını, bunun 21'inin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, 5 İran İHA'sının ise hedefi vurduğu belirtiliyor. İtalya'nın bereketli ovalarıyla çevrili Bologna ve Ravenna bölgesinde salı gecesi etkili olan yağış sonrasında sel olmuş durumda. Onlarca kişi buradan ayrılmak zorunda kaldı. Ölenler de var. Ölen bir kişinin 80 yaşındaki vatandaş olduğu ve bisiklet kullanırken sel sularına kapılarak boğulduğu ifade ediliyor.
Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında ilan edilen ateşkese rağmen çatışmalar zaman zaman devam ediyor. Başkent Hartum'un bazı bölgelerinde dumanların yükselmesi dikkat çekiyor. Dünyada görüldüğü gibi gerilim var. Hemen hemen her yerde çatışmalar hakim. Yine Türkiye'de ise Delta V firması uzay Source fırlatması için notam yayınlamış durumda. Potansiyel fırlatma günlerinin 7 veya 8 Mayıs olacağı ifade edilirken Sinop'ta saat 10.30'da 14.30 arasında gökyüzüne bakmayı unutmayın paylaşımı yapılmış. Bir diğer haber şu şekilde: Kırgızistan'dan Amerika'ya cevap geldi. Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov'un basın sekreteri Erbol Sultanbeyev konuşuyor. Amerika'yı Kırgızistan'ın iç işlerine karışmaması konusunda uyarmış durumda. Bişkek'teki Leninski Bölge Mahkemesi ise Kırgız-Tacik sınırındaki olaylar hakkında yanlış bilgi yaydığı için RF veya RL yani Radio Free Europe'un Kırgızca hizmetini sonlandırma kararı vermiş durumda. Bu hizmet hemen hemen tüm eski post-Sovyet ülkelerinde bulunurken oldukça popüler medyalardan bir tanesi. Bir diğer haber, resmi ziyaret kapsamında Fransa'da bulunan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin lideri Nikos Christodoulos, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elize Sarayı'nda resmi törenle karşılanıyor. Bosna-Hersek'e gidiyoruz. Bosna-Hersek'te federasyon hükümeti göreve resmen başladı. Bosna-Hersek'te iki entiteden oluşan Bosna-Hersek Federasyonu'nun yeni hükümeti yemin ederek göreve başladı. Bilindiği gibi 27 Nisan'da Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in aldığı, daha doğrusu Bonn yetkilerini kullanarak aldığı karar sonrasında Saraybosna'da yemin töreni düzenleniyor. Başbakan Nermin Niksit öncülüğünde tören düzenlendiği de not düşürmüş. Buradan da görüntüyü görmektesiniz. Avrupa Birliği de Bosna'nın iç işlerine karışmaya devam ediyor. Yine Azerbaycan'daki Türk seçmenlerin oy kullanması için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı konuşurken Azerbaycan'da da Türk vatandaşları oy kullanma işlemine an itibariyle başlıyor. İsveç'e gidiyoruz, daha doğrusu Arnavutluk'a gidiyoruz. İsveç'in Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Roswell Arnavutluk'ta kendisi Arnavutluk'a destek mesajı verirken bu şekilde bir haber aktarılmış. Arnavutluk'la da İsveç arasındaki ilişkilerin geliştiği ifade edilirken diğer haberlere bakalım. Bu arada Tahran ve Şam'ın aralarında tarım, doğal kaynaklar, deniz seyri sefer ruhsatları, havacılık, serbest bölgeler, petrol, deprem, iletişim, bilgi teknolojisi alanında uzun vadeli ve kapsamlı stratejik işbirliği programı ve tüm bunların dışında 8 mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu. Kısacası dostlar, Esad Suriye'nin anahtarını İran'a vermiş durumda. Kendisi ülkeyi parçalaya bitiremedi. An itibariyle Rusya'dan sonra İran'da Suriye'de büyük kazanımlar elde etmiş durumda.